Arkadaşlar merhaba. İkinci ünitemiz kamu harcamalarıyla karşınızdayım. Kamu harcamaları ünitesinden sınavda 6 soru gelecek. Kamu harcamaları ünitesi ilk ünite maliye teorisine kıyasla daha kapsamı belli, daha sınırları dar bir ünitemiz. Ve ÖSYM'nin açıkçası neler soracağının belli olduğu, standartların olduğu bir ünite bu ünite. Ünitemize kamu harcamalarının nelerden oluştuğunu tanıyarak başlayalım. Kamu harcamaları dar ve geniş anlamda olmak üzere ikiye ayrılır. Aslında isterseniz benim bu anlatımı size birinci ünitede de yapmam gerekiyordu. Birinci ünitede de size dar ve geniş anlamda devleti anlatmalıydım. Fakat yapmadık. Zamandan tasarruf ettik. Şimdi aynı anlatımla hem dar ve geniş anlamda devleti hem de dar ve geniş anlamda kamu harcamalarını göreceğiz. Önce dar anlamda kamu harcamalarına bakalım. Dar anlamda kamu harcamaları merkezi yönetim kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin harcamalarından oluşur. Şimdi bugün ülkemizde kamu mali yönetimini düzenleyen kanun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu. 2006 yılına kadar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu kullanıyorduk. Fakat Avrupa Birliği'nin önerisi üzerine 2006 yılından itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kullanmaya başladık. Yani burada gördüğünüz merkezi yönetim ve yerel yönetim tanımları 5018 sayılı kanuna ait tanımlardır. Bunlar 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde sıralanır. 5018'e ekli 1 sayılı cetvelde genel bütçeli idareler, 2 sayılı cetvelde özel bütçeli idareler ve 3 sayılı cetvelde düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar sıralanır. Peki bunlar ne anlama geliyor? Değerli Can, genel bütçeli idare demek merkezi devlet kişiliğine haiz, genelin yararlandığı, kimsenin dışarıda bırakılamadığı mal ve hizmetleri üreten idare demektir. Genel yararlanıyor, kimse dışarıda bırakılamıyorsa o halde bunlar kamusal hizmetleri üretiyor. Bakanlıklar, yüksek yargı organları, komutanlıklar, cumhurbaşkanlığı, TBMM bunlar genel bütçeli idarelerdir. Özel bütçeli idare eski kanundaki katma bütçenin yerini almıştır. Özel bütçeli idare demek, merkezden aldığı ödenek dışında kendisine özel gelirleri de olan idare demektir. Özel bütçeli idare deyince şu üçünü hemen anlamalıyız. YÖK, ÖSYM ve üniversiteler özel bütçeli idarelerdir. Bunların merkezden aldığı ödenek dışında kendilerine özel ayrı gelirleri de vardır. Düzenleyici, denetleyici kuruluşlarsa ülkemizde yalnızca 11 tane ve bunlar sizin girmek için çalıştığınız üst kurullar. BDDK, SPK ya da Rekabet Kurumu gibi üst kurullar bunlar. Şimdi biz şu anda sadece devletin ve kamu harcamalarının nelerden oluştuğuna kısaca bir göz atıyoruz. Fakat bütçe ünitesine geçtiğimizde bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Ben bütçe ünitesinde size bu üçünün bütçesi nasıl hazırlanıyor, nasıl uygulanıyor, hesapları nasıl kapanıyor, denetim nasıl yapılıyor bunların hepsini anlatacağım. Yerel yönetimlere gelince, yerel yönetimler, mahalli idareler aslında üç kalemden oluşur biliyorsunuz. İl özel idaresi, belediye ve köy. Fakat 5018 sayılı kanunda köylere yer verilmemiştir değerli Can. Bu kanun henüz uygulamaya konulmadan önce daha pilot çalışmaları yapılırken daha 1999 yılında ülkemizde köylerin tasfiye edilmesine karar verildi. Mahalleye dönüştürülüp belediyeye bağlanmasına karar verildi. Bunun temel gerekçesi aslında isterseniz köylerin bir türlü kalkınamaması, gelişememesi köylerin. 30 büyük şehirde uygulama tamamlandı. Evet, diğer 51 ilimizde hala köyler var. Fakat daha önemlisi şu, dediğim gibi 5018'de köylere yer verilmemiştir. Dolayısıyla siz maliye dersinde köyden sorumlu değilsiniz. Ben bütçe ünitesinde yalnızca il özel idaresi ve belediyenin bütçesini anlatacağım size. Bir de değerli Can, şöyle bir soru kalıbı vardır. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda devlet içinde yer almaz veya dar anlamda kamu harcamaları içinde yer almaz diye sorarlar. Bu soruda şöyle tartışmalı bir husus var. Şimdi kimi hocalara göre, hiç kimsenin görüşüne yanlış demek istemiyorum, tartışmalı bir konu diyelim. Kimi hocalara göre yerel yönetimler dar anlamda devlet tanımına dahildir, kimilerine göre değildir. Şimdi dahil midir, değil midir? Soruyu neye göre çözeceksiniz?
Bu tartışma sizin soruyu yanlış yapmanızı haklı göstermez. Siz soruya göre hareket edeceksiniz. Hani soruyorlar ya, hangisi dar anlamda devlet içinde yer almaz diye. En dışarıda kalan hangisi ise o sizin cevabınız olacak. Örneğin değerli canım, diyelim ki sordular, hangisi dar anlamda devlet içinde yer almıyor diye ve seçenekleri şöyle yazdılar. İki tane bakanlık yazdılar, bir tane üniversite yazdılar, bir tane düzenleyici denetleyici kuruluş yazdılar, bir de belediye yazdılar. Şimdi burada hangisi dışarıda kaldı? Belediye. O halde belediyeyi işaretlemeliyiz. Fakat diyelim ki şöyle bir soruyla karşılaştınız. Yine hangisi dar anlamda devlet içinde yer almaz diye sordu ama seçenekleri şöyle yazdı. Bir tane bakanlık yazdı, bir tane üniversite, bir tane düzenleyici denetleyici kurum, bir belediye, bir de SGK yazdı. Hangisi dışarıda kaldı? SGK. Dolayısıyla yerel yönetimler dar anlamda devlete dahil midir, değil midir? Siz bu tartışmanın uzağındasınız. Bu bizi alakadar etmiyor sınav hazırlık sürecinde. Siz soruya göre hareket edeceksiniz. Hangisi dışarıda kalıyorsa o sizin yanıtınız olacaktır. Geniş anlamda kamu harcamalarına gelince, değerli can, devletin yaptığı bütün harcamalar geniş anlamda kamu harcamaları içinde yer alır. Yani merkezi yönetim ve yerel yönetimin harcamaları zaten var burada. Fakat cabası, fazlası da var. Devletin yaptığı bütün harcamalar burada. Eğer şöyle bir soruyla karşılaşırsanız, hangisi geniş anlamda kamu harcaması içinde yer almaz diye sorarsa, anlayın ki hangisi kamu harcaması değildir diye soruyor aslında. Peki merkezi yönetim ve yerel yönetimle ilgili şimdilik bilmemiz gereken kadarını öğrendik. Sosyal güvenlik kurumuna bakın. Değerli can, sosyal güvenlik kurumları bütün dünyada devletlerin borçlanmak için başvurdukları ellerinin altındaki en güvenilir ajanlardandır. Ve ülkemizde de böyledir. Rica ederim şunu unutmayın. SGK'dan yapılan borçlanma zorunlu borçlanmanın örneğidir. Peki ama zorunlu borç ne demek? Yani şimdi düşünüyorum, zor ve borç kelimeleri yan yana hiç yakışmıyor. Zorla borç alınmaz değerli can. Verir misin diye rica edersin, durumu uygunsa verir. Ver lan, vereceksin falan diye borç alınca buna borç almak mı denilir? Haraç almak, hırsızlık yapmak denilir. Yani zorunlu borçlanma, borçlanmanın tabiatına aykırı bir uygulamadır. Ama devletler bazen zorla da borç alır. Zorunlu borçlanma biraz vergiye, biraz da borçlanmaya benzeyen melez bir kamu geliridir. Hem vergi gibi zorla alınıyor, hem de borç gibi geri ödemesi var. Kötü, istenmeyen melez bir kamu geliridir zorunlu borçlanma. Ve değerli can, SGK Dağ Kuruluş Kanunu'nda her yıl elde ettiği prim gelirlerinin %20'sini devlete borç vermek zorunda tutulmuştur. SGK'dan yapılan borçlanma zorunlu borçlanmanın örneğidir. Kitlere gelince, şimdi Genç Cumhuriyet'in iktisat politikası liberal politikalardı. Yani piyasa eliyle kalkınmak amaçlanmıştı. Fakat piyasada girişimci, sermayedar yoktu. İşte kitler tam bu dönemde gerçekten dahiyane bir fikirle kurulmuştur. Fakat kitler kurulurken çok da kritik bir hata yapılmıştır. Kiti iyi tanıyalım. Değerli can, kitin başlangıç sermayesini devlet verir. Yani kiti devlet kurar. Fakat sonra kiti piyasa koşullarına bırakır. Kit piyasa koşullarında rekabetçi şartlarda çalışır. Yani kit hiç kimsenin üretimine engel olmaz. Kit mali monopol gibi değildir. Diğerlerini uzak tutmaz. Herkesle birlikte rekabetçi şartlarda üretim yapar. Bu harika bir fikir, düşünün. Sermayedar olmadığı için başlangıç sermayesini devlet veriyor. Fakat sonra piyasa koşullarına bırakıyor. Bu harika bir fikir. Fakat kitler kurulurken çok kritik bir hata yapılmıştır. O da şu değerli can. Devlet kite diyor ki, zarar ederseniz görev zararlarınızın tamamını biz karşılayacağız. İşte bunu duyan kitler de zamanla devlet memuru zihniyeti oturmuştur. Deseniz ki onlar da memur gibi çalışsın, ne var bunda? Fakat memur değilsin değerli can. Yani hem piyasa koşullarında rekabetçi şartlarda çalışıyorsun, hem de memur gibi çalışıyorsun. Kitler bunu kaldıramadı ve zamanla görev zararları vermeye başlayanları oldu. Bu yüzden genel olarak özelleştirmelerine, tasfiyelerine karar verildi. Döner sermayelere, hatta döner sermayelerle birlikte
Burada bir de fonlara bakalım. Döner sermaye ve fonlar. Yani bu ikisi yine güzel fikirlerle kuruluyor. Bu seferki fikirde şöyle değerli Can. İş gerçekleştireceğimiz zaman merkezden ödenek beklemekle uğraşmayalım. Elimizin altında bir para havuzu olsun. Buradan hızla, kolaylıkla harcama yapalım. Bu sebeple oluşturulmuştur döner sermayeler ve fonlar. Bunlar kurum içindeki para havuzlarıdır. Fakat başlangıçta bunların denetiminde bazı boşluklar yaşanmış. Devlete faturası da biraz ağır olmuştur denetim boşluklarının. Fakat sonra denetimleri arttırılmıştır. Değerli Can, şu anda ülkemizde 6 tane fon var. 1 tanesi bütçe içi, 5 tanesi bütçe dışı. Türkiye'deki tek bütçe içi fonumuz destekleme ve fiyat istikrar fonu. Bütçe dışı fonlar tasarruf mevduat sigorta fonu, sosyal yardımlaşma dayanışma fonu, tanıtma fonu, işsizlik fonu ve varlık fonu. Fakat bugün bütçe içi de olsa, bütçe dışı da olsa bütün fonlar TBMM denetimi altındadır. Yani bugün hiç kimse fonlardan kişisel ve ailevi ihtiyaçlar için harcama yapamaz. Kamuya yararlı dernek ve vakıflara gelince, şimdi kamuya yararlı fakat kime göre kamuya yararlı? Normal olarak 80 milyon kişinin yaşadığı ülkemizde hepimizin hayat görüşü, yaşayışı, inancı birbirinden farklı. Sizin kamuya yararlı gördüğünüzü ben yararlı görmeyebilirim. Hatta sizin kamuya yararlı gördüğünüzü ben zararlı dahi görebilirim. Kime göre kamuya yararlı? Değerli Can, buna Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Ve burada çok doğru bir tercihle politik bir tutum izliyorlar. Türkiye'deki neredeyse bütün dernek ve vakıfları kamuya yararlı sayıyorlar. Böylece hiç kimseyi incitmemiş oluyorlar. Şimdi kamuya yararlı dernek vakıflardan birini örnek verelim. Örneğin LÖSEV. Şimdi LÖSEV'e devlet diyor ki ve bunu diğer bütün kamuya yararlı dernek ve vakıflara diyor. Siz kamuya yararlısınız, sizden vergi almayalım kalsın diyor. Yani devlet bunlardan vergi almıyor. Şimdi düşün, ha kesinleşmiş gelirinden vazgeçmiş, ha cebinden para harcamış. Bu ikisi arasında bir fark yok. Dolayısıyla devlet kamuya yararlı dernek ve vakıflar için harcama yapmış sayılır. Vergi harcamaları ise çok önemlidir. Fakat vergi harcamalarını unutmayın demiyorum. Vergi harcamalarını unutabilmek için özel bir çaba göstermeniz lazım. Bu özel çaba ders çalışmak bile değil, dersleri takip etmemeniz lazım. Çünkü bugün ilk defa geçiyor evet vergi harcaması dersimizde. Fakat bu ders bitene kadar bundan sonra vergi harcamalarıyla hep karşılaşacaksınız. Yani unutmanız mümkün değil. Ve sınavlarda karşımıza çokça çıkar vergi harcaması. Değerli Can, vergi harcaması demek devletin toplayabilecekken, kesinleşmişken almayayım kalsın diye vazgeçtiği gelirler demektir. Bak, toplayabilecekmiş, kesinleşmiş, almayayım kalsın diye vazgeçiyor. Bizler böyle bir şey yapmayız. Çünkü biz kişisel çıkarlarımız doğrultusunda hareket ederiz. Kesinleşmiş gelirimizden vazgeçmeyiz bizler. Ama devlet tüccar değildir. Devlet kesinleşmiş gelirinden de vazgeçebilir. Ve az önce de ifade ettiğim gibi ha kesinleşmiş gelirinden vazgeçmiş, ha cebinden para harcamış. Bu ikisi arasında bir fark yok. Devlet bunlar için harcama yapmış sayılır. Ve vergi harcamaları 3 şekilde karşımıza çıkar değerli Can. Şurada göstereyim. Bunlar istisna, muafiyet ve indirim. İstisna konunun vergi dışı bırakılmasıdır. Muafiyet ise kişinin vergi dışı bırakılmasıdır. İndirim verginin bir kısmından vazgeçilmesi demektir. Önce istisnaya bakalım. Değerli Can, Türk vergi sisteminde bol miktarda istisna ve muafiyet örneği var. TBS'ye geçtiğimizde hepsini göreceğiz. Fakat şimdi sadece birer tane örnek verelim. İstisna ve muafiyetin ne olduğunu daha iyi kavrayabilmek için. İstisnaya örnek, bütün vergi sistemimizin en büyük istisna örneği bizde telif kazancı istisnası vardır. Değerli Can, telif kazancı istisnası şu anlama geliyor. Eser sahibi ve onun yasal mirasçıları. Eser dolayısıyla elde edecekleri kazançtan vergi ödemezler. Peki ama
Eser ne? Eser sahibi kim? Bunlar ne ifade ediyor? Kanun bunu geniş bir paragrafta sayıyor. Aklınıza kim gelirse. Şair, yazar, hattat, bilgisayar programcısı, CD yazılımcısı, mütercim, heykeltıraş. Değerli canım, bütün bu insanlar ve bunların yasal mirasçıları. Eser dolayısıyla elde edecekleri kazançtan vergi ödemiyorlar. Peki neden? Çünkü devlet ülkenin üreten insanlarını korumak istiyor. O yüzden böyle bir istisnaya yer veriyor. Bakın, Orhan Pamuk bir kitap yazdı. Orhan Pamuk ve onun yasal mirasçıları. Bu kitapla ilgili elde edecekleri kazançtan vergi ödemezler. Burada Orhan Pamuk ve mirasçıları değil, kitap vergi dışı kalıyor. Onlar diğer kazançlarından vergi ödüyorlar. Sadece bu kitapla ilgili kazançlarından vergi ödemiyorlar. Peki hiç mi ödemiyorlar? Şunu unutmayın. Türkiye'deki bütün istisna ve muafiyetler kısmidir. Yani Türkiye'de hiç kimse istisna ve muafiyet dolayısıyla tam olarak vergi dışı kalmaz. İlla bir istisna olur. Telif kazancı istisnasından yararlanan herkes %17 stopaja maruz kalıyor. Ama sonraki kazancını vergilendirmiyor. Devlet bunu bir istisna diye sayıyor. Fakat yine de Orhan Pamuk'u korumuş olur mu derseniz evet değerli can. Hele Orhan Pamuk özelinde bakınca normalde gelir vergisi oranı %40'a kadar çıkarken burada stopaj %17 ile sınırlı tutuluyor. Peki bir düşünelim bakalım. Bir vergi sisteminde istisna ve muafiyetlerin var olması acaba adalet mi sağlar, adalet mi bozar? Değerli can, bir vergi sisteminde istisna ve muafiyetlerin var olması adaleti bozar. Şöyle düşünün, Orhan Pamuk telif kazancı istisnasından yararlanıp vergi ödemiyorken bir fabrika işçisi her ay maaşından keserek gelir vergisi ödüyor. Bir vergi sisteminde ne kadar çok istisna ve muafiyet varsa o vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Allah'tan hani Türkiye'de en azından bir stopaj oluyor. Bu iyi bir şey. Muafiyete örneğe gelince bütün vergi sistemimizin en büyük muafiyet örneği bizde esnaf muaflığı var. Değerli canım, ben kimim? Tahmin etmeye çalışın. İş yeri açmadım. Tabela, levha asmadım. Gezici olarak çalışıyorum. Ancak geçimimi sağlayacak kadar kazanç elde ediyorum. Kimim ben? Simitçi, seyyar satıcı, işportacı. Kanun diyor ki ben bu kişilerden vergi almıyorum. Yapma, çok duygulandım. Demek bunlardan vergi almıyorsun diyorum. Sosyal devlet işte. Hiç mi almıyorsun peki? Aslında alıyor. Değerli can, esnaf muaflığından yararlanan herkes %5'ten %20'ye varan oranlarda stopaja maruz kalır. Ama kanun bunu vergiden saymıyor. Sonraki kazancını vergilendirmiyorum. Ben bunlardan vergi almıyorum diyor. Tabii bu arada şunu gözünüzde canlandıramayabilirsiniz. Kafasında tepsiyle simit satan birine kim nerede yakalayıp stopaja maruz bırakacak? Evet, onları stopaja maruz bırakmak zor. Ama hani belediyenin simit tezgahlarında simit satanlar var ya, onlar %5'ten %20'ye varan oranlarda stopaja maruz kalır. İndirimse demek ki verginin bir kısmından vazgeçilmesi demektir. Parafiskal kurumlara gelince, değerli canım, bunu ileride kamu gelirleri ünitesinde yine göreceğiz. Parafiskalin kelime anlamı vergi benzeridir. Parafiskal kurumlar vergi benzeri gelirlerle faaliyetini finanse eden kurumlardır. Bunlar kamu hizmeti, kamu yararına hizmet gören kurumlar. Değerli canım, üyelik mantığıyla işleyen, üyelerinden aldıkları aidatlarla üyelerine hizmet sunan kurumlardır. Parafiskal kurum 3 şekilde oluşur. Bunlar mesleki, sosyal ve ekonomik. Değerli canım, mesleki parafiskal kurum barolar, esnaf odası, şoförler odası, tabipler odası. Sosyal parafiskal kurum sadece 2 tane var ülkemizde. SGK ve Türkiye İş Kurumu. Ekonomik parafiskal kurumusu ülkemizde bir örneği yoktur. Bazı kaynaklarda görürsünüz, örneğin der ki Karadeniz İşbirliği Yardımlaşma Örgütü ya da Fisko Birlik ekonomik parafiskal kurumu örnek gösterilebilir. Bunu söyleyen hocalar konuyu sizin için daha somutlaştırmak adına yapıyorlar bu örneklendirmeyi.
Fakat bunlar ekonomik para fiskal kurumun örneği değildir. Abdurrahman Akdoğan hocamız der ki, Merkez Bankası bünyesinde oluşturan bir fon var, onu benzetebiliriz. Fakat dediğim gibi ekonomik para fiskal kurumun ülkemizde bir örneği yoktur. Abdurrahman hocamız da konuyu hani sizin adınıza somutlaştırmak için bunu yapıyor. Değerli hocam, mesleki para fiskal kurum, örneğin Ankara Barosu. Ankara Barosu bir mesleki para fiskal kurumdur. Bir avukat Ankara Barosu'na üye olmak istiyorsa baroya aidatını yatırmalı. Baroya aidatını yatırırsa üye olabilir, yoksa üye olamaz. Demek ki bakın, baro aidatı zorla alıyor. İşte bunun için vergiye benzetiliyor. Ya da sosyal güvenlik kurumu, bir sosyal para fiskal kurum. Değerli hocam, SGK'nın hizmetlerinden yararlanmak için prim ödemeliyiz. Ödersek yararlanırız, yoksa yararlanamayız. Bakın SGK da primi zorla alıyor. Yani burada aidatlar zorla toplandığı için vergiye benzetiliyor. O halde sizinle devletin ve kamu harcamalarının nelerden oluştuğunu incelemiş olduk değerli arkadaşlar.